Yapramız söylemeyi. Dünya yakılmış. Benim başımda da daha fazla yakılmış. Benim oğlum, gelinim, torunum, hepsi gittiler. Dedim depremin bahsetmeyin, ben çok şey oluyorum. Depreme bari ben bu çadırdaydım. Valla 65'e veriyorlar. Çocuklar ara sırada işte ben burada yiyorum, burada yiyorum. 2 milyar neydi? İşte öyle geçiniyor. Valla hiçbir şey yapmadım. Her gün her gün aynı bu dakikayı yaşıyorum. O depreme yaşıyorum, çocuğumu hatırlıyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Aklıma gelirse ağlıyorum yani. Bugün değil. Her gün, her dakika, gece, gündüz. Başımı yastığa hiç koymuyor. Ben o çocuğumun acına hiç doktora gitmem. O çocuğumun o şeyi gördüm, hiç gitmeyeyim. Ya burada yatıyorum, burada yiyorum işte. Valla ölme kadar buradayım. Ben çocuğumu şey etmem. Toplasın, bu havludan toplamaz. En bir üstün yaptım, işte hastalandım, bıraktım. Valla 7 milyonda, 8 milyonda kilosu çıkarıyordu. Pisliği çoktur, ilaçlıydı, işte ben de hastalandım. Yiyecek bir şey yok. Aldığımız bir emekli maaşı 7500 lira. Sayın reis mi diyeyim artık, Cumhurbaşkanımız özellikle bastıra bastıra söylüyor, %5'lik bir zam verdim müjde diyor. O %5'li de hiç vermesin, daha iyi. Çünkü o %5'lik gelmeden bizde cebimizden %25, %30 gidiyor. Gelmeden gidiyor. Keşke o müjdeyi hiç vermese. Artı yani 4 tane çocuk var. Biri en büyük üniversitede okuyor, biri ortaokulda. İkiz çocuk var, öbürleri 3. sınıf. Yani üniversiteye gidecek olan kızımı ben götürecek, gönderecek durumum yoktu. Abimin desteğiyle, ben dedi masaları ben karşılayacağım, çocuk okusun. Yoksa bana kalsa ben gönderemeyecektim. Ya işin doğrusu bu. Yani konteynerde yani içerinin durumunu gördünüz, konteynerin içini gördünüz. 4 çocuk, eşimle ben 6 kişi yapıyoruz, 6 kişi sığmıyoruz. Bazen oğlum gidiyor amcasına orada kalıyor, kızım gidiyor orada kalıyor. Ki yer, yatacak yer olsun. Bu şekilde nereye kadar yaşanır? He, tütün yapıyoruz. Kilosu 8 milyona. Kazanamıyor yani. Valla 20-25. Durumlar kötüydü. Üzüntü vardı, durum kötüydü. Dona gelsin biliyorduk. Yani evde bir şey yoktu. Ondan sonra ne bileyim işte. Oğlum da kaza etti. Allah yardım etsin. O da kiracıydı. Geldi üstünde oturdu. Durdu, iş güç yok. İki aile zorla gelsin biliyor. Zor ya. Her şey bağlandı. Gelsin zoru. Bir anda kullarım olmuyor, hastayım. Yer akşama kadar burada çalışıyoruz. Bu soğukta, bu kışta yani kolay değil. Ya. Veya bir oğlum şey gidiyor, okula gidiyor, doğrusu para yok ki ben cebine koyayım. Zor gelsin, gelsin. Gelsin bilseydi gelmezdi bu tütün içine oturmazdı bu kış günü. Ya. Tabii ya, durum iyi olsaydı gelmezdim. Bir de hasta haliyle ne kollarım ne ayağım hiç tutmuyorum. Böyle şey oluyor. Evimin enkazı kaldırılmadan önce konteyner talebinde başvuru yapmadım. Çünkü çadırda kalmak zorundaydım. Koyacak yerimiz yoktu. Evimizin enkazı kaldırıldıktan sonra da başvuru yaptım. Yalnız AFAD 4 aydır konteyner göndermiyor. 1 yıl olacak, evet. Evet, buradayım. Çadırım bu. Mutfağım şu tarafta. Tuvaleti o tarafta kendi imkanlarımızla yaptık. Çok yağmur yağdığı zaman mesela ben çocuklarımı tuvalete geçirmek için şemsiyelerle gidiyoruz. Son 1 aydır içeriye su geçiyor. Şundan dolayı çünkü ister istemez güneşten yıpranma oluyor artık. Bak. Yalnız mutfağım bayağı su. 5 kişilik bir aile. Tabii ki çok zor oluyor. Nasıl zorluk çekiyorum? Banyomuz yok. Ben çocuklarımı annemlere götürüyorum ya da görümceme götürüyorum. Bence daha 1 yıl geçmesine rağmen toplanacak diye bir şey yok. Çünkü hala biliyorsunuz ağır hasarlı binalar yıkılıyor, enkaz kaldırılıyor. Hala ölen canlarımızı bulunamadı. Mesela benim kuzenimin kızı bulunamadı hala. Sağ ölü hiçbir şekilde bulunamadı. Ve bunu 1 yıl sonra
Maddi durumumuz çok kötü. Depremden sonra da daha da kötüleşti. Eşim yevmiyeci olarak çalışıyor. Ben çalışamıyorum çocuklarımdan dolayı. Yani bütün ay çalışırsa asgari ücret diyebilirim. Ama çalışmazsa onu bile getiremiyoruz. Sosyal yardımdan 1300 lira yatıyor bize her ay. Evet, sadece. Başka bir şey yok. Yani hala biz çadırda yaşıyoruz. Konteyner vermediler. Devlet bize güya şey verecekti. Yerinde dönüşüm falan hiçbir şey vermedi. Evet, doğru. Evimiz buradaydı, yıkıldı. Gelirim yok. Üç tane çocuğum var. Kızım sınava girecek bu yıl. Devlet bize şey veriyor, bu kira bedeli. Bize 5000. Yani size 5 mi veriyor? Evet. Benim kızım lise son sınıfta. Bu kız sınava girecek. Ek ders istiyor. Okula gidiyor. Bunun harçlığı var. Diğer oğlum da. Yani üç çocuk okutturuyoruz, biz yetiştiremiyoruz. Doğru düzgün çalışamıyorlar. Mesela bu yıl sınava girecek diye kızım. Nasıl? Tek odada. Yakınlarda yangın oldu. Evet. Bu soba yüzünden, elektrikli soba yüzünden. İki çocuk öldü, tanıyorum onları da. Elektrik yüzünden, hani elektrik sobası ısınır. O ısınmasa kablolar ısınır. Kablolar kısa devre yapar ve çadırları yakar. Yani ısınma diyemiyoruz. Belirli bir saat sonra kapatıyoruz. Yani battaniye altında sığınıyoruz. Ne yapalım? Kızlar, bakın yeni koydum bunu. Bu naylonu yeni koyduk. Çadırlar bakın şurada. Nasıl? Yırtılmış. Yani bilmiyorum nasıl olacak. İki tane çocuğum var. Çadırım bile yok. Annemlerde, amcamlarda, şurada burada geçiniyor. İçerideler. Şu an şey komşulara gönderdim. Orada ısınsınlar diye. Depremden sonra işini de kaybetti. Otelde çalışıyordu garson. Ya kira yardımıyla geçiniyoruz. 3000 lira. Konteyner başvurusu yaptım. O da onaylanmadı. Çadır da verilmedi. Annemlerde, amcamlarda, şurada, burada kalıyor. Sürekli başvuru yapıyorum işte konteyner kente geçebilmek için. Çocuk yapımı bile vermedi. Aynen. Biri 3 yaşında, biri 1,5 yaşında. Yani evet gerçekten. Yani ev yapacak maddi şeyim de yok. Param da yok. Bir ara valiyle denk geldim. Konuştum konteyner istiyorum falan diye. Kaydını alın dediler. Kaydımı da aldılar ama verilmedi. Abi.